İlahi kelimetullah için savaşan kişi Allah yolundadır. Oğul, bil ki bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız da onun dinini yaymaktır. Bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil, ilahi kelimetullah'tır. Cihadı terk etmeyesiz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, evlatlarına bu vasiyeti bırakarak Osmanlı Devleti'nin fetihler yapmaktaki gayesinin ne olduğunu açıkça ifade etmişti. Bu sebeple Osmanlı orduları bir beldeyi ganimet, şöhret veya gösteriş için değil, o beldeyi bir İslam beldesi haline getirmek için mücadele ediyordu. Bu mücadele, cihanda İslam'ın hükümleriyle idare edilmeyen tek bir belde kalmayana dek devam edecek bir mücadeleydi. Bu yüzdendir ki Osmanlı sultanları fethedilen gayrimüslim topraklarına Müslümanları yerleştirerek bölgedeki gayrimüslimler ile Müslümanların iç içe yaşamasını ve birbirleriyle kaynaşmasını sağladılar. Ayrıca medreselerden yetişen alimler o bölgelere gönderilerek gayrimüslimleri İslam'a ısındırmaya çalışıyor ve böylece önce kılıç ile fethedilen topraklarda daha sonra gönüller fethedilmeye çalışılıyordu. Macaristan'ın da böylece fethedilmesi yine bu gaye ile gerçekleşmişti. Fakat bir beldenin İslam beldesi haline gelmesi için kılıçla fethedilmesi yeterli değildi. Balkanların İslamlaştırılması henüz yeni tamamlanmış sayılırdı. Ekseriyeti koyu Katolik olan Macar beldesinin bir İslam beldesi haline gelmesi için ise zaman gerekliydi. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman, Macar topraklarının şimdilik Osmanlı'ya bağlı özerk bir devlet olarak kalmasına karar verdi. Böylece Macaristan, Haçlılar ile Osmanlı arasında bir tampon bölge olacaktı. Macarlar, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı olacak, iç işlerinde ise serbest olacaklardı. Osmanlı'ya yıllık vergi verecekler ve Osmanlı asker istediğinde asker göndereceklerdi. Böylece Osmanlı da Macaristan'ı Haçlılara karşı himaye edecekti. Kanuni Sultan Süleyman bu dindeyken Janos Sapolya ismindeki bir Macar komutanını himayesine alarak onu Macaristan'ın yeni kralı ilan etti. Böylece Balkanların fethi sırasında takip edilen usul Kanuni Sultan Süleyman tarafından Macaristan içinde tatbik edilmiş oldu. Buna göre Macaristan, kısa bir zaman için Osmanlı Devleti'ne tabi bir ülke olarak idare edilecekti. Macaristan'ın Osmanlı'ya bağlı yeni kralı olan Janos Sapolya, Macaristan'ın eski Erdel Voyvodası'ydı. Ölen Macar kralları ile de arası pek iyi değildi. İkinci Lajos'un ölümünün ardından Macar milliyetçi topluluğunu temsil etmesi sayesinde birçok asilzade de Sapolya'yı desteklemişti. Böylece Kanuni Sultan Süleyman buraları nizamladıktan sonra ordusuyla İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı. Ancak Sapolya'nın yeni Macar kralı seçilmesi Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı faaliyete geçirdi. Schalke'nin kardeşi olan Ferdinand, ölen Macar kralı 2. Lajos'un hem eniştesi hem de kayınbiraderi olması sebebiyle kendisini Macar tahtının tek varisi olarak görüyordu. Sapolya'nın kral seçimine iştirak etmeyen Macar asilzadelerinden bir kısmı da Ferdinand'ı destekliyordu. Bunlar da bir diyet meclisi toplayarak Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı yeni Macar kralı ilan ettiler. Bu meclis aynı zamanda Janos Sapolya'yı Türklerle birlikte hareket ettiği için asi ve din düşmanı ilan etmişti. Böylece Macaristan için iki kral ortaya çıkmış bulunuyordu. Her ikisinin seçiminde de Macar asilzadeleri bulunmakla beraber esas itibariyle Macaristan'ın idaresinde Türk ve Alman devletlerinin siyasi kudretleri çarpışıyordu. Almanlar, 2. Lajos sülalesinin ortadan kalkmasından istifade ederek Macaristan'a hakim olmaya çalışırken, aynı zamanda Türk taarruzunu da kendi topraklarının dışında karşılamayı gözetiyorlardı. Ferdinand Macar kralı seçilince, Macaristan'ın batı ve kuzeybatı tarafları onu kral tanımışlardı.
Orta Macaristan ile Erdel ise Zapolya'yı kral kabul ediyordu. Böylece Macaristan adeta kendiliğinden ikiye bölünmüş gibiydi. Macar asilzadelerinden bir haylisinin Ferdinand'ı desteklemesi, Osmanlı ordusunun çekilmesinden sonra Ferdinand'a yeni işler yapmak üzere faaliyete geçme cesaretini verdi. Böylece Macaristan'ın bir parçasında sözü geçen Ferdinand, Osmanlı ordusunun kolaylıkla ve kısa sürede yetişemeyeceğini de göz önünde bulundurarak başkent Budin'e saldırma kararı aldı. Neticede şehir 20 Ağustos 1527 yılında Ferdinand kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Başkentini kaybeden Janos Zapolya, kendine bağlı Macar asilzadelerinden bazılarının Ferdinand'ın tarafına geçtiğini görünce Macaristan'da daha fazla tutunamayacağını anlayarak kayınpederi olan Lehistan kralı Sigismund'un yanına kaçtı. Buradayken İstanbul'a elçi göndererek durumu izah etti ve Osmanlı'dan Almanlara karşı yardım istedi. Janos Zapolya'nın elçisini padişahtan önce Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa karşıladı ve elçiye şu sözleri söyledi. Biz Kral Lajos'u öldürdük, sarayını aldık, orada yemek yedik ve uyuduk. Macar krallığı bizimdir. Kralların taç giymekle kral olacaklarını zannetmek deliliktir. Devleti yöneten altın değildir. Kıymetli taşlar da değildir. Demirdir. Kılıç itaata mecbur eder. Kılıç ile kazanılan şeyi yine kılıcın muhafaza etmesi lazımdır. Biliyoruz ki Macarların ne parası ne de ordusu kalmamıştır. Bu halde Janos Zapolya itaat ettiği takdirde sultanımız yardım edecektir. O takdirde yalnız Ferdinand'ı değil, onun bütün dostlarını da mahvedecektir. Onların dağlarını atlarımızın ayaklarıyla ova yaparız. Eğer Doç Gritti ve oğlu olmasaydı, Ferdinand'ın ve Zapolya'nın hükümetlerini perişan ederdik. Eğer ben Yeniçerilerle ve Rumeli askeriyle Ferdinand'ın üzerine yürümüş olsaydım, yahut Ayas Paşa Boğdanlılarla ve Tatarlarla efendinin üzerine yürümüş olsaydı ne olacaktı? Bu yaz Venedikli dostlarımızın ricası üzerine kendimizi hareketsiz tuttuk. Fakat böyle yapmakla uyumuyorduk. Şayet gerekirse muharebeye daima hazırız. Bu dini ikinci İstanbul yapacağız. Ben sana Türk usulüyle, yani pek kısa söyledim. Türkler az söylerler fakat çok iş yaparlar. Pargalı İbrahim'in ardından sultanın huzuruna çıkan elçi yardım talebini ona da iletmişti. 27 Ocak 1528 günü Kanuni Sultan Süleyman ona şu şekilde hitap etti. Janos Zapolya'nın sadakatini memnuniyetle kabul ediyorum. Şimdiye kadar hükümeti fiili şekilde hiçbir vakit onun olmamıştır. O hükümet fetih ve kılıç hakkıyla benimdir. Lakin zatıma intisabına mükafeten Macaristan'ı terk ettikten başka Avusturya'nın Ferdinand'ına karşı da onu himaye edeceğim. Müsterih olabilir. Onun işleri benim işlerimdir. Bilirim ki Hristiyan hükümetleri ecdadımın ve Müslümanların üzerine tehditli bulutlar yığmışlardır. Ancak bu bulutlardan yıldırım çıkmıyordu. Onlar sebep olmasaydılar insan kanı dökülmeyecekti. Lakin her vesileyle üzerimize yürüyenleri mahvetmek mutlaka lazımdır. Efendin Hristiyan hükümetlerinin mühim gayrimühim her halinden bizi daima haberdar etsin. Bizzat bütün askerimle onun düşmanlarının üzerine yürüyeceğim. Böylece Osmanlı Devleti Avusturya Arşidükü Ferdinand üzerine sefer kararı aldığını resmen bildirmiş oldu. Macaristan topraklarına tecavüz eden Arşidük Ferdinand'ı cezalandırmaya ve ona karşı Janos Zapolya'yı himayeye karar vermiş olan Kanuni Sultan Süleyman 10 Mayıs 1529 Pazartesi günü ordusuyla İstanbul'dan harekete geçti. Padişahın bu seferi Belgrad, Rodos ve Mohaç seferlerinden sonra dördüncü seferiydi. Mohaç Harbi'nden sonraki bu ikinci Macar seferinde zahiri niyet Janos Zapolya'yı himaye etmek şeklinde gözükse de hakiki niyet Mohaç Muharebesi'nden sonra Macaristan'ın yıkılmasıyla ortaya çıkan Avusturya müdahalesini önlemek
ve Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı idari ve siyasi nizamını tanzim etmekti. Osmanlı ordusu Belgrad'a varınca Macar halkı ile yavaş yavaş temas başlamış oldu. Nitekim Belgrad geçilip de Sirmium arazisine girildiğinde Macar asilzadelerinden Osmanlı ordugahına gelenler ve itaatlerini arz edenler oluyordu. Ordu Mohaç Ovası'na varınca Janos Zapolya 6000 Macar atlısıyla gelerek Sultan Süleyman'ın elini öptü ve itaatini arz etti. Padişahın idaresindeki Türk ordusu buradan Budin şehrine doğru harekete geçti. Kanuni Sultan Süleyman'ın ordularıyla ilerlediğini haber alan Ferdinand korkuya kapıldı. Ordunun bir kısmını Budin'i savunması için bırakarak başkent Viyana'ya kaçtı. 3 Eylül 1529 günü Budin şehri önlerine varan Türk ordusu kuşatma hazırlıklarına başladı. 4 gün süren kuşatma hazırlıklarının sonunda bombardıman emri verildi. Sabahtan öğlene kadar süren bombardıman neticesinde Almanlar teslim olduklarını bildirerek bombardımanın kesilmesini rica ettiler. Böylece 4. günün öğleninde Budin şehri ikinci kez fethedilmişti. Kanuni Sultan Süleyman, Macar asilzadelerinin cümlesinin Janos Zapolya'ya biat etmesini emrederek onu tekrar Macaristan'ın başına geçirdi. Türk ordusu Budin'i ikinci defa ele geçirdiği halde Arşidük Ferdinand ile esaslı bir çarpışma yapılmamıştı. Onun kuvvetleri ezilmediğine ve Türk ordusunun ezici kudretini tatmadığına göre Kanuni Sultan Süleyman buradan dönerse Ferdinand Macaristan'a tekrar hücum edebilirdi. Esasen Kanuni Sultan Süleyman, Ferdinand'ın karşısına çıkmasını bekliyordu. Fakat Mohaç Savaşı'nın korkusunu hala üzerinden atamamış olan Almanlar, Türkler ile bir meydan muharebesine girerlerse kaybedeceklerini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden Osmanlı'nın karşısına çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Ferdinand başkent Viyana'da olduğuna göre Kanuni Sultan Süleyman onun başkentini kuşattığı takdirde onu bir meydan savaşına çekebileceğini düşünüyordu. Eğer başkent Viyana Türkler tarafından kuşatılırsa Schalken ve kardeşi Ferdinand Alman ordularının başında gelip Viyana'yı kurtarmak zorunda kalacaktı. Arşidük Ferdinand Türk ordusunun Budin'den hareket edeceğini sezince başkentini savunmak için hazırlıklara başladı. Schalken ise batıda hayli meşgul durumdaydı. İşte tüm bu noktaları göz önünde bulunduran Kanuni Sultan Süleyman Budin'deki işlerini bitirince ordusunu Viyana'ya doğru harekete geçirdi. O yıl mevsim normallerinin aksine çok şiddetli yağmur ve fırtınalar ile geçiyordu. Bu sebeple ağır kuşatma toplarının çoğu geride kalmıştı. 120 bin kişilik orduda yalnızca meydan muharebesinde kullanılan darpzen topları bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 120 bin kişilik bir orduyla Budin'den ayrılıp Viyana üzerine yürüdüğü haberi duyulunca sadece Almanya'da değil bütün Avrupa'da büyük bir korku başlamıştı. Osmanlı ilerlemesi karşısında o sırada hat safhada olan mezhep kavgaları bile bir tarafa bırakılarak Viyana'ya yardım kampanyası başlatılmış ve Avrupa'nın her yerinden muhtelif milletlere mensup yardım kuvvetleri gelmeye başlamıştı. Osmanlı ordusunun yola çıktığını öğrenen Arşidük Ferdinand, ordusuyla Osmanlı'nın karşısına çıkmak şöyle dursun, başkentini savunmak için bile Viyana'da kalamamıştı. Ana ordusuyla linse çekilerek başkentini terk etti. Eğer Osmanlı Devleti büyük bir meydan muharebesiyle Almanları ezerse, Avrupa'yı Osmanlı'dan koruyacak başka bir güç kalmayacaktı. Bu tehlikenin farkında olan Schalken ve Ferdinand, Türkler ile bir meydan muharebesine girmekten kaçınıyorlar, 1526 yılındaki Mohaç yenilgisi gibi bir yenilginin tekrarlanacağından korkuyorlardı. Fakat buna rağmen Viyana şehrini de boş bırakmadılar. Avrupa'nın her yerinden gelen Hristiyan askerler Türk ordusunun Viyana önüne gelmesinden kısa süre önce şehre girmişlerdi. Bunlarla beraber Viyana'yı müdafaa eden askerlerin sayısı hayli kalabalıklaşmıştı. Ayrıca şehir halkı da müdafaa için silahlanmıştı.
şehrin müdafasını Niklas Salm adında bir kont idare ediyordu. Viyana müdafilerinin sayısı Türk ordusuna nispetle az olmakla beraber şehrin istihkamları oldukça kuvvetliydi. Müdafaa tertibatı iyi alınmış ve o nispette de düzgün bir idare tesis edilmişti. Şehri savunmak için 300 kadar kale topu surlara ve burçlara yerleştirilmişti. Buna mukabil Kanuni Sultan Süleyman, Viyana'nın güneydoğu istikametinde Simmering sırtlarında ordugah kurmuştu. Ordu-yu Hümayun, şiddetli yağmurlara rağmen seri hareketlerle muhasara tertibatına başladı. Padişahın etrafında 12 bin Yeniçeri mevzi alırken, Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa kuvvetleri şehri tamamen kuşatmıştı. Topçubaşı komutasındaki toplar Senmürk ve Weinerberg arasında mevzilenmişti. Piştar kuvvetleri komutanı Bali Bey Weinerberg tepelerini tutuyor, Dümdar komutanı Hüsrev Bey ise bunun ilerisindeki sahayı koruyordu. Osmanlı ordusu şiddetli yağmur ve yolların müsaadesizliği dolayısıyla büyük kuşatma toplarını getirememişti. Bu husus orduya güçlükler çıkarıyor, dolayısıyla muhasaranın uzaması neticesini doğuruyordu. Buna nispeten mani olabilmek için kale duvarları darbzenlerle dövülmeye ve lağımlar kazılarak kale duvarları çökertilmeye çalışılıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu bilmekle birlikte Viyana'yı kuşatmakla aslında Almanları meydan muharebesine zorlamak istiyordu. Fakat ne Schalken ne de Ferdinand buna yanaşmadılar. Ferdinand daha Kanuni gelirken şehirden kaçıp Süleyman'ın Ren nehrine dayanmadan kılıcını kınına sokmayacağını yazmıştı. Viyana şehri 13 gün boyunca top atışlarıyla dövüldükten sonra 9 Ekim günü kazılan iki lağım patlatılarak surlarda iki büyük gedik açıldı. Bunun üzerine Osmanlı askeri 3 gün boyunca şehre hücum etti. Gedikler önünde çok şiddetli çarpışmalar oldu. İki tarafta kıyasıya ve kahramanca dövüşüyordu. Bir aralık Türk neferleri şehre girmeyi başardılar. Fakat şehirdeki atlı süvarilerin hücumu neticesinde hepsi şehit oldu. Diğer bir kısım asker ise surlara Osmanlı bayrağını çekmeyi başardılar. Fakat kısa sürede bunlar da şehit edildiler. Muhasaranın başından beri defalarca surların etrafını dolaşarak askeri gayrete getirmek üzere zaman zaman tehcih edici sözler söyleyen Vezir-i Azam İbrahim Paşa, Rumeli beylerini toplayarak muhasara durumunu görüştü. Mevsim icabı hava hayli soğuktu. Yağmur ve fırtına eksik olmuyordu. Kuşatma topları hala gelememiş, bir haftadan beri de erzak sıkıntısı baş göstermişti. Üstelik ne Ferdinand ne de Schalken başkentini kurtarmak için bir harekette bulunmuyordu. Viyana'ya gelişin asıl amacı Almanlarla bir meydan muharebesine girişmek olduğundan tüm hazırlıklar büyük bir kuşatma için değil bir meydan muharebesi için tasarlanmıştı. Bu vaziyet karşısında Vezir-i Azam İbrahim Paşa Ruzname-i Süleymani'nin ifadesiyle bir vakt oldu ve hem kahttır. Seferden dönülmek münasiptir. Mütalasında bulundu. Böylece padişahın emriyle Viyana muhasarasına nihayet verildi. 15 Ekim'de çadırlar kaldırılmaya başlandı. 17 gün süren bu Viyana kuşatması başarısız olunca Almanlar büyük sevinç duydular. Viyana şehrinde çanlar çalınmaya başlandı. Çan çalınmasının ne manaya geldiğini yanındaki esire soran Vezir-i Azam İbrahim Paşa, bunu kurtuluştan duyulan sevinçten dolayı yaptıklarını öğrenince hiddetlendi. Derhal İtalyanca bir mektup yazarak bir esirle Viyana komutanına gönderdi. Mektupta İbrahim Paşa şunları söylemişti. Ben İbrahim Paşa, Allah'ın inayetiyle en büyük, en şanlı, en ziyade namalup olan Sultan Süleyman'ın Vezir-i Azamı ve Mahrem Müşaviri. Malumunuz olsun ki biz sizin beldenizi almaya gelmedik, arşidükünüzü mağlup etmeye geldik. Kendisini bulamadığımız içindir ki burada bu kadar gün kaybettik. Eğer haddinizi bilmezseniz yeniden gelir ve şehrinizi yeryüzünden sileriz.
Böylece Osmanlı ordusu Viyana'dan Budin şehrine hareket etti. Viyana'nın ele geçirilmesi Kanuni Sultan Süleyman için çok bir önem arz etmiyordu. Zira Viyana ele geçirilse bile Alman ordusunun gücü kırılmadığı sürece Osmanlı ordusu buradan ayrıldığında şehir Almanlar tarafından tekrar geri alınacaktı. Onun için önemli olan Alman ordusunun gücünü kırmaktı. Fakat ne Schalken ne de Ferdinand başkentlerini kaybetmeyi bile göze alarak Osmanlı ordusu ile karşılaşmaya cesaret edememişti. Bu sefer nihayetinde Osmanlı Devleti Macaristan'ı geri almış, dolaylı yoldan Fransa'yı Alman işgalinden kurtarmış, Avrupa'ya da gözdağı vermiş oldu. Fakat Alman orduları meydan muharebesinden kaçtıkları için Alman gücü kırılamamıştı. Bu da Almanların tekrar Macar topraklarına saldırabileceğine işaretti. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla neticelenmesi Alman halkı başta olmak üzere bütün Avrupa'yı sevindirdi. Bu kuşatmanın başarısızlığı onları cesaretlendirmiş ve Türklerin mağlup edilemeyeceği düşüncesini ortadan kaldırmıştı. Fakat aynı zamanda Türklerin Avrupa içlerine kadar gelmeleri onları endişelendirmişti. Bu sebepten Hristiyanlar Müslüman Türklere karşı güçlerini birleştirmek ihtiyacını görmüştü. Hatta Osmanlı sayesinde hapisten kurtulan Fransa kralı François bile Avrupa'daki bu müthiş Türk düşmanlığı karşısında Osmanlı ile ittifakını gizlemek lüzumunu gördü. Hatta o güne kadar Türklerle savaşmanın kişiyi dinden çıkaracağını ifade eden Protestanlığın kurucusu Martin Luther dahi Viyana kuşatmasından sonra Türklere karşı savaşmanın her Hristiyan üzerine vazife olduğunu bildiren bir kitap yazdı. Bir Avrupa İmparatorluğu kurma hayalleri suya düşen Schalken ise François ile anlaşmaya vardıktan sonra Osmanlı'ya karşı Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmak için hazırlıklara başladı.